Merhaba efendim, İçer gündemindesiniz. Mersin'de yaşanılanları, Türkiye'de yaşanılanları kısa kısa sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii ki bugün çok özel bir gün, bugün çok önemli bir gün. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun açılışının 101. yıl dönümü ve bu güzel günü Türk milletinin yeni devletiyle ilelebet, bağımsız, özgür bir şekilde, müreffeh bir şekilde yaşaması için açılan meclisin bu güzel gününü de dünyada ilk ve tek olarak Büyük Mustafa Kemal Atatürk çocuklara, sadece Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına Çocuk Bayramı olarak da armağan etmişti. İşte geride bıraktığımız yıllarda en az 10 yıl öncesine gidelim. 10 yıl öncesinde, 15 yıl öncesinde bu bayramlar 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs milli bayramlarımız geniş binlerin, milyonların katıldığı törenlerle büyük meydanlarda, stadyumlarda kutlanırdı. Her okulda, her iş yerinde, her evde, her fabrikada, her tersanede bu güzel bayramların coşkusu, heyecanı, gururu yaşanırdı. Sonralarda oldu bir şeyler. Bayramlar stadyumlardan çıktı, bayramlar meydanlardan çıktı. Sonrasında da bu koronavirüs salgını geldi, kısıtlamalar geldi. Bayramları unuttu. Yeni nesil bayramları artık bilmiyor. Anlamını, önemini bilmiyor. Bu tarihlerde doğan çocuklar 23 Nisan'ı belki de umarız olmaz hiç bilemeyecekler. Nedir 23 Nisan? Şimdi 23 Nisan'ı istiyoruz ki sadece 23 Nisan'ı değil, bütün bayramlarımızı, milli ve dini bayramlarımızı coşkuyla, heyecanla, gururla, mutlulukla, sevinçle kutlayalım. Bunun için de ne yapılması gerekiyorsa, yapılması gereken şeyleri sadece yöneticilerden değil, ulusal ya da yerel yöneticilerden değil, hepimiz yapalım. Hepimiz bu vatana, bu millete, bu bayrağa, bu milli değerlere sahip çıkmazsak, Ulu Önder'in söylediği gibi gün gelir, başka milletlerin kölesi haline geliriz. Tıpkı bundan 100 yıl öncesinde denenmişti. Ama Türk milleti şahlandı ve bir kez daha devletini kurarak yaşamaya devam etti. Böyle bir olayı Allah bir daha yaşatmasın. Bir daha başımıza gelirse milli değerlere sahip çıkabilecek insan bulmakta zorlanırız. Ya da milli değerleri unuttuğumuz için hangi vatan, hangi bayrak, hangi millet için savaşacağız diye insanlar birbirine sorarak ortada deliler gibi dolaşır. Allah korusun. 23 Nisan tüm dünya çocuklarının güzel günü olsun, mutlu günü olsun. Bakın, çocuklarımızın demiyoruz, tüm dünya çocuklarının diyoruz. Ulu Önder tüm dünya çocuklarına armağan etti bunu. 23 Nisan tabii ki kutlanıyor. Alışılagelmiş protokol törenleriyle ve çeşitli etkinliklerle 23 Nisan kutlanıyor. Ama salgının gölgesinde koronavirüs korunma tedbirleri alınarak kutlanıyor 23 Nisan. Ama 20 yıl önceki 23 Nisan'ları özlüyoruz. Umarız bir daha öyle coşku ve heyecanla kutlarız 23 Nisan'ı. Şimdi tabii Mersin'de de 23 Nisan'la ilgili olarak bir çelenk sunma töreni yapıldı. Sadece çelenk sunma töreni yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Adem Koca Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı koronavirüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı. Törende İstiklal Marşı okunarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek tören alanında yerini alan katılımcıların maske taktıkları görüldü. Sade bir tören gerçekleştirilirken saygı duruşuyla İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından tören sona erdi. Evet, sade bir tören yapıldı Mersin'de ama bu kadar sade olmasının hiç gereği yoktu. Sayın Koca keşke mikrofonlara konuşsaydı. Keşke bu özel, güzel, mutlu, gurur verici günle ilgili birkaç cümle etseydi. Keşke Sayın Koca'nın haricinde diğer protokol üyelerinden de orada görebilseydik. Evet, çeşitli nedenler, çeşitli mazeretleri olabilir. Ama en azından pandemi kurallarına uyulduğu görülüyor. O kurallara uyularak daha kalabalık bir şekilde kutlanabilirdi. Ve birileri bu güzel gün için orada konuşma yapabilirlerdi. Lütfen yapmayın böyle, etmeyin böyle. Bu bayramlarımızla, milli değerlerimizle oynamayın efendim. Bir şeyleri lütfen eksik yapmayın. Yapılması gereken neyse onu yapın. Ama eksik yapmayın, fazla da yapmayın. Yapılması gereken neyse sadece onu yapın. Hiçbir şüphemiz yok. Büyük Önder'in söylediği gibi Toros Dağları'nda, Yörüklerin çadırlarında hala duman tütüyor. O dumanı söndürmeye çalışmayın. Sönmez o duman. Sönmez ve hiçbir zamanda sönmeyecek. Bunu unutmayın. Şimdi efendim, yeri gelmişken de şunu da söyleyeyim. Mersin'de daha doğrusu bir siyasi partinin, ismini vermiyorum, bir siyasi partinin kadın kolları da 23 Nisan'la ilgili, doğaldır tabii ki, olması gerekendir, bir mesaj yayınlamış. Tabii biliyoruz ki tüm Türkiye'de kadın kolları bir mesaj yayınladı bu siyasi partinin. Ama Mersin'de de tabii ki kadın kolu aynı mesajı paylaştı kamuoyuyla, Mersin basınıyla. Şimdi o metinde herkes hatırlanmış, herkes tebrik edilmiş, affedersiniz, herkes onurlandırılmış. Ama 3 sayfalık metinde, siyasi partinin 3 sayfalık metninde Atatürk adı yok, Mustafa Kemal adı yok, Gazi adı yok, Mareşal adı yok, Önder adı yok, Ulu Önder adı yok, Atatürk'ün adı yok. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması Türkiye Büyük Millet Meclisi sayesinde olmuştur deniliyor. Evet, doğru, kesinlikle doğru. Ama o meclisin toplanması Atatürk sayesindedir. Anadolu'nun dört bir tarafı işgal edilirken Kuvayi Milliyecileri düşmana küçük küçük gruplarla saldırarak vatanını koruyan, o yüce insanları bir araya getiren Mustafa Kemal'dir. Milli birliği sağlayan, silahlı birliği sağlayan, milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal'dir. Meclisi toplayan Mustafa Kemal'dir. Mecliste alınan kararlarla bu devleti kuran Mustafa Kemal'dir. O Mustafa Kemal, o Atatürk olmasaydı mecliste olmazdı. Kurtuluş Savaşı da yaşanmazdı. Lütfen Ulu Önder'le, Atatürk'le derdiniz nedir Allah aşkına? Nedir derdiniz Allah aşkına? Silinmedi ve silinmeyecek Atatürk'ün adı. Bunu artık kabul edin. Cumhuriyet kuruldu kurulları uğraşıyorsunuz, başaramadınız ama başaramayacaksınız. Bunu da artık kabul edin diyelim ve devam edelim efendim. Şimdi az önce dedim ya, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor 23 Nisan. Erdemli ilçesinde de Erdemli Belediyesi'nin katkılarıyla çocuklar için özel bir etkinlik yapıldı. Çocuklar 23 Nisan'la ilgili hayallerini döktüler tuvallere. Bakalım. Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuklara özel hazırlanan Çocuk Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte minikler hayallerindeki 23 Nisan'ı resmetti.
Nasreddin Hoca'dan Keloğlan'a, Örümcek Adam'dan Nilo'ya çizgi film karakterleri de dahil her şeyin çocuklar için düşünüldüğü sokakta etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yeni Nisan'ı böyle kutladığımızı. Evet. Çocuk çizdim, lale çizdim, bir de süs çizdim. Hocam, top oynayan çocuklar çizdim, gökkuşağı çizdim, yağmur yağdığını çizdim, gökyüzünü çizdim. 23 Nisan işini çizdim. 23 Nisan kutlu olsun. Şu ne? Bunlar da çocuk. Çocuk. Toroslar ilçesi belediye başkanı Atsız Avşin Yılmaz şu anda 23 Nisan'la ilgili konuşma yapıyor. Canlı olarak bağlanıyoruz. Yaşamamızı, bayramımızı kutlamamıza engel değil. Yine bir yol bulup mutlaka vatandaşlarımıza temas ediyoruz. Sokak sokak Toroslarımızı gezerek vatandaşlarımıza, çocuklarımıza özellikle bayram coşkusunu yaşatıyoruz. Bayraklarımızı dağıtıyoruz. Görüyorsunuz çok büyük coşku var. Bu coşku da bizi çok mutlu ediyor. Dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor pandemi nedeniyle ama bu bizim güçlü olmamıza, bir olmamıza, beraber olmamıza hiçbir zaman engel olmadı ve olamayacak inşallah. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Biz var oldukça, bu çocuklarımız var oldukça, bu çocuklarımızın içerisindeki coşku var oldukça daha güçlü Türkiye'de daha parlak bir geleceğe doğru adım adım ilerleyeceğiz. Ben basın mensuplarımıza da katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Akşama kadar hatta iftardan sonra da bu etkinliğimiz devam edecek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet çocuklar. Tamamdır. Hadi. Meltem şimdi iş sizde dursun. Ben sonra alayım senden. Ben bizimkini alayım. Evet, Atsız Avşin Yılmaz ilçede tüm sokakları, caddeleri, siteleri dolaşıyor. Çocuklarla 23 Nisan'ı bu zor günlerde kısıtlama gölgesi altında kutluyor. Bravo, tebrik ediyorum kendisini. İşte olması gereken budur. Bütün zorluklara rağmen yine de 23 Nisan ruhunu, milli değerleri yaşatmak işte böyle güzel bir şey. Teşekkür ediyorum, saygılar. Şimdi devam edelim efendim. Sağlık çalışanları da 23 Nisan'ı unutmadılar. Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları hastanede yatan çocuklar ve onların ailelerinin katılımıyla bir klip hazırladılar. Güzel bir klip, ellerine sağlık. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları bir kliple kutladı. Hastanede tedavi gören çocuklarla sağlık çalışanlarının rol aldığı klip hastanenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Adettendir, koltuğu onlara vermek istedik, temastan kaçındık. Sarılıp nice bayramlara diyelim dedik, sosyal mesafeye takıldık. Tam gel bir öpeyim diyecekken maskeyi hatırladık. Olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Şimdi efendim Adana'ya uzanacağız. Adana'da fotoğraf sanatçısı Gamze Hanım arkadaşlarıyla birlikte hayırseverlerden yardımlar topladı. Bu yardımları tarım alanlarında çalışan tarım işçilerinin, Suriyeli göçmenlerin çocuklarına armağan etmek istedi. Ve Suriyeli göçmenlerin tarım alanlarında çalışmak için kurdukları o çadır alanına giderek çocukları sevindirmek istedi. Ama çocukları sevindiremedi, büyükleri sevindirdi ve
oraya gitmiş olmaktan da bu güzel günde 23 Nisan'da pişmanlık duydu. Neden? Haberimizde. Adana'da çadırda yaşayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle oyuncak, kıyafet ve yiyecek dağıtımında izdiham yaşandı. Hediyeleri çocuklardan çok büyükler almak için birbiriyle yarıştı. Bak bu çocuk hiçbir şey alamadı. Bak bu çocuk hiçbir şey alamadı. Ne meyve ne oyuncak. Bak bak buraya. Yardım yapalım dedik. Anaları babaları aldı. Satacaklar mı? Ne yapacaklar? Ne olacak? Çak. 23 Nisan için sosyal medyadan kampanya başlattık. TikTok'ta boş insanlara para harcamayın. Gelin çocukları sevindirelim diye ama biz bir sürü oyuncak, yiyecek aldık buraya gelirken. Bir sürü arkadaşımız destek oldu ama burada muazzam bir izdihamla karşılaştık. İstediğimiz gibi bir etkinliği gerçekleştiremedik. Çünkü yani çocuklara laf anlatabildim ama büyükleri anlatamadım. Anneler babalar aldılar. Sanki onları bir tane değil 3-4 tane alıp gittiler. Anlam veremedik. Durun diyoruz durmuyorlar. Yani bu kadar izdihamın olacağını bilmiyorduk. Şu an yorumsuzum. Hayretler içindeyim. Şu an çocukların bir sürüsü oyuncak alamadı. Oyuncaksız yanımda bekliyorlar çünkü büyükler aldı. Ne yapacak bilmiyorum yani. Bugün onların bayramı. Evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ama aileler sevindi. Biz sevinmedik burada. Çocuklar sevinmedi. Büyükleri sevindirdik. Durum o kadar acı ve vahim ki burada. İnsanlar bir şeyi alabilmek için gördüğün üzere kolumu falan parçaladılar. Tırmaladılar. Çok üzünlü. Ben ağladım bir ara. Ya bu kadar tepki vereceklerini gerçekten bilmiyordum. Çocuklara hediyeler dağıtmaya geldik 23 Nisan vesilesiyle. Hediye getirdik, meyve getirdik, oyuncak getirdik. Ancak istediğimiz gibi çok fazla dağıtamadık. Çünkü çocuklardan fazla aileler aldı oyuncakları. Yani şu an ellerinde çizikleri görebilirsiniz. Bildiğiniz saldırdılar. Ben hiç beklediğimi bulamadım o konuda. Fellum yalla. Evet şimdi rejideki arkadaşımdan rica edeceğim bu haberin ilk baş görüntüsünü. O çocuklar ellerinde bayrakları şöyle bir tutuyorlar. O görüntüyü bir ekrana verebilirsek çok güzel olacak. Hemen yanımdaki ekranda. Şimdi tabii çocuklar işte görüyorsunuz çocuklar. Şimdi bu çocuklar aç. Bu çocuklar eğitimsiz. Bu çocuklar temizlenmeli. Bu çocuklar güzel şeyler yemeli. Güzel uyumalı, tok uyumalı. İyi bir eğitim görmeli. Ama öyle değil. Kendi ülkelerinden uzaktalar. Kimileri kovuldu, kimileri ölüm korkusuyla geldi, bize sığındı. Dünyada sadece Suriye'de bu sorun yok. Bizim ülkemizde de var böyle çocuklar. Kendi vatandaşlarımızın çocukları, kendi çocuklarımız. Dünyanın dört bir tarafında böyle çocuklar var. İşte para hırsı, toprak hırsı, zenginlik hırsı, bencillik tarih boyunca çocukları bu hale getiriyor. Bu haldeki çocuklar da büyüdükleri zaman ya kendilerini bu hale getiren insanların kölesi oluyor ya da karşı çıkarsa bütün haklarını kaybediyor. İşte bu bir sistemin sorunu.
Bu çocuklar da iyi yaşasınlar, güzel yaşasınlar. Büyük Önder Atatürk'ün 23 Nisan bayramını güzel yaşasınlar istiyoruz. Umarız öyle olur efendim. Şimdi başka bir konuya geçeceğiz. Başka bir konuya geçelim. Malum kısıtlama var. Kısıtlama dün başladı. Bugün devam ediyor. Cumartesi devam edecek. Pazar günü devam edecek. Pazartesi sabah 5'te sona erecek. Amaç tabii koronavirüsün yayılımını engellemek. Tabii bunda pek başarılı olunamıyor. Şu sıralarda Mersin'de ne var? Mersin nasıl? Sessiz ve sakin bir bakalım efendim. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 23 Nisan'ı da içine alacak şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. 22 Nisan Perşembe saat 19 itibariyle başlayan yasakla birlikte tüm Türkiye'de üst düzey önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin enişte caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelgeyle izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü. Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken az sayıda geçen araçları tek tek durdurarak vatandaşların neden dışarı çıktığını soruyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor. Yollarda çok az sayıda araç bulunurken yaya olarak gezen vatandaşınsa yok denecek kadar az olduğu görüldü. Evet, Mersin sessiz ve sakin ama görüneni böyle. Yani kent merkezi böyle. Böyle mahallelere gidildiğinde, mahalledeki sokaklara girildiğinde hiç de böyle olmadığını görüyoruz. Çocuklar dışarıda, kadınlar dışarıda, insanlar dışarıda, komşuluk alışverişleri, görüşmeleri yaşanıyor. Sitelerde, apartmanlarda ev oturmalarına dahi gidiliyor. Yani görünen böyle ama görünmeyenin daha farklı olduğunu da herkes biliyor. Ama bildiği halde de hiçbir şey değişmiyor. Şimdi aşılama çalışmaları da devam ediyor. 55 yaş üstü vatandaşların aşılaması da başladı, devam ediyor. Aşı almak için hem birinci aşıda hem de ikinci aşıda kesinlikle randevu alınması gerekiyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi aşılamalar aile hekimliklerinde, şehir hastanelerinde yapılıyor, devlet hastanelerinde yapılıyor ama her aşı yapılmıyor. Örneğin Sinovac aile hekimlerinde yapılırken BioNTech saklama koşulları nedeniyle şehir hastanelerinde ya da devlet hastanelerinde yapılıyor. Şimdi aşı zamanı geldiği halde, sırası geldiği halde ister randevu alsın, aşılamaya gitmesin, ister randevu almasın ama yaş grubu itibariyle aşı olması gerekirken aşı olmayan vatandaşların sayısı %25. Aşı karşıtlığı var. Kimisi de aşıdan korkuyor. Kimisi de aşıya güvenmiyor. İşte bu çerçevede Sağlık Bakanlığı her ilde, ilçede aşı timleri kurulmasına karar verdi. Aşı timlerinin bazı illerde çalışması başladı. Aşı yaptırmayan vatandaşlar görüldüğü için sistemde evlerine gidiliyor ve ikna ediliyor, aşıları yapılıyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşı ikna timleri aşı sırası gelip de olmayan vatandaşların evlerini tek tek ziyaret edip aşı hakkında bilgi veriyor. Merhaba Bey. Efendim. Merhaba. Merhaba. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü aşı merkezinden geliyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Sisteminizde aşı yaptırmadığınız gözüküyor. Evet. Sizleri niçin aşı yaptırmadınız ve aşı uygulaması için geldik? Aşıya güvenemediğim için, yan etkilerinden korktuğum için. Bir de bir iki tane aşının çeşidi çıktı ortaya. Acaba bu aşı mı iyi, şu aşı mı iyi? Tereddüt ediyorum, bu yüzden aşıyı yaptırmadım. Sağlık Bakanlığımıza güvenin. Sağlık Bakanlığımız size evlerinize kadar bu hizmeti getiriyor. Fedakarca çalışan bu sağlık personeli arkadaşlarımız Allah razı olsun, evlerinize kadar gelip bu hizmeti size sunmaya
çalışıyor. Teşekkür ederim. Aşılarımız Sağlık Bakanlığımız ve laboratuvarları tarafından 15 gün boyunca incelenmekte, her türlü araştırmalar yapıldıktan sonra halkımıza uygulanıyor. Bu konuda hiçbir tereddütünüz, bir şikayetiniz, endişeniz olmasın. Zaten bunlarla ilgili bakanlığımız istenmeyen yan etkiler kısmında da bunun araştırmasını ve çalışmasını yapıyor. Elimizde şu anda size müdahale edebilecek 112 istasyonlarında bulunan acil çantamızla birlikte buraya geldik. 15-20 dakika zaten sizleri aşıdan sonra kontrol altında tutacağız, bekleyeceğiz burada. Eğer izin verirseniz de biz size bu aşıyı uygulamak istiyoruz. Madem buraya kadar geldiniz, sevgiyle teşekkür ederim. O zaman ben de aşımı olayım madem. Teşekkür ederiz. Evet. Konumuzu da şöyle bitirelim lütfen. Evet, sakin olun. Evet, geçmiş olsun. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Hakikaten acımadı, bir şey, bir şey olmadı yani. Şahban Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağ olun. Sağ olun, sizler de sağ olun. Her gün sağ olun, ayağınıza sağlık. Geçmiş olsun. Rahatladım. Çok sağ olun, tamam, çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Hadi, hadi, sağ olun. Hoşçakalın. Tamam, iyi günler, iyi görevler. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi efendim, bu özel günde, bu mutlu günde, 23 Nisan'da, Çocuk Bayramı'nda bazı çocuklar üzgün. Neden üzgün? Birisi 2 milyar dolar parayı çırptı gitti. Bu kişiye güvenen anneler, babalar, aileler birikimlerini emanet etmişlerdi o kişiye. Ama bütün birikimleri yok oldu. İşte o evlerde, yüzlerce, binlerce evde şu anda mutsuzluk var. Huzursuzluk var, intiharlar var. Birazdan değineceğiz. Şimdi ne oldu? TODEX Başkanı Faruk Fatih Özer kaçtı gitti 2 milyar dolarla. Ve tabii ki parasını bu kişiye emanet eden binlerce kişi de mağdur. Mağdurlar arasında ünlü isimler var, sanatçılar var, politikacılar var, eski milletvekilleri var, yeni milletvekilleri var. İş adamları var, sıradan vatandaşlar var, evini, arabasını, arsasını, bağını, bahçesini satıp da bu kişiye verenler var. İşte bunlardan biri intihar etti efendim. İstanbul'da bir esnaf, bir emlakçı bütün varını yoğunu satarak Fatih Özer'e emanet etmişti ve battı, dolayısıyla da intihar etti. Ayrıca sanatçılardan da açıklamalar var. Bunlardan bir isim de Gülben Ergen, mahvolmuş, bitmiş durumdayız diyor. Bu sayı daha birçok ortaya çıkacak. İnsanlar şu anda, bilinen, göz önündeki insanlar bu kişiye, Fatih Özer'e parasını armağan eden kişiler şu anda kendilerini gizliyorlar. Ancak önümüzdeki süreçte tek tek ortaya çıkacaklar. Tabii Faruk Fatih Özer bir mesaj göndermiş. Ben kaçmadım, iş görüşmeleri için yurt dışındayım diyor. Tiran'da, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı da hemen devreye girdi. Kırmızı bülten hazırlandı. Interpol aracılığıyla hakkında arama kararı çıkartıldı Özer'in. Ve resmi girişimler yapıldı. İçişleri Bakanlığımız üzere. Tiran İçişleri Bakanlığı'yla Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'in yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi isteniyor. Tabii birçok operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bu olayla TODEX'in kurucusunun kaçmasıyla ilgili olarak şu ana kadar 70'ten fazla kişi gözaltına alındı. O kişilerin sorguları devam ediyor. Tabii para çok büyük. 2 milyar dolar. Faruk Fatih Özer inkar ediyor. 2 milyar dolar değil. Türkiye'deki kripto para borsasının toplam mevduatı bile bu kadar değil diyor. Ama büyük para söz konusu. Dolayısıyla bu parayı da tek başına Faruk Fatih Özer'e yedirmezler. Dolayısıyla da birçok insan bu olayda sorumlu. Emniyet birimleri de bu sorumluları bulmak için operasyonlarına devam ediyor. Şimdi diğer bir konuya geçelim efendim. Hatırlanacağı üzere bir at konusu var. Şimdi tabii İstanbul'da, adalarda
faytonları çeken atlar Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Faytonlar kaldırıldı. Onların yerine elektrikli araçlar verildi. Her şey daha güzel oldu, iyi oldu. Atlar artık eziyet çekmiyor. Atlar yorgunluktan, açlıktan ölmüyor. 1100 atı İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldı bünyesine. Onlara baktı, tedavilerini yaptı, çip çaktı ve isteyen belediyelere Tarım Bakanlığı, illerdeki il tarım müdürlükleri, ilçelerdeki tarım müdürlükleri aracılığıyla hibe etti, gönderdi. Ve Hatay'ın Dörtyol ilçesine de at gönderilmişti. Kimi kaynaklar 50 diyor, kimi kaynaklar 100 at diyor. O atlar ortadan kayboldu. Neredeler? İddialar, atlar kesildi, sucuk yapıldı. Diğer atlar işte Suriye'ye götürüldü. Böyle iddialar var. Şimdi tabii bu iddialar doğrultusunda soruşturma açıldı. Soruşturmanın sağlıklı şekilde yürümesi için de partisinden istifa etti MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı. Soruşturma devam ediyor. Şimdi atlar böyle gündemdeyken bir olay dikkat çekti. Malum zaman zaman yakalanır satılmak için, sucuk yapılmak için atların kesildiği. Adana'da 3 at boş bir arazide kesilmiş halde bir ihbarı değerlendirerek olay yerine giden polis gördü bunu. Olay yerinden bir kişi kaçtı, atları kesen kişi, o kişi aranıyor. Adana'da polis boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Baskında 3 tane kesilmiş at ele geçirildi. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Koza mahallesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Polis arazi içerisinde at kesimi yapıldığı ihbar aldı. Yüreğir devriye ekipleri kesimin yapıldığı araziye baskın düzenledi. Ekiplerin geldiğini fark eden bir şüpheli araziden kaçarak izini kaybettirdi. Polis arazide yaptığı incelemede 3 tane kesilmiş at ele geçirdi. Bu atlardan yaklaşık 300 kilogram et elde edileceği öğrenildi. Olay yerinde at kesiminde kullanılan bıçakların üzerinde polis parmak izi çalışması yaptı. Arazide bulunan atların imha edilmek üzere Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Öte yandan polis kaçan şüpheli yakalama çalışmalarına devam ediyor. Şimdi Adana'dan Antalya'ya uzanalım. Antalya'da askere uğurlama töreni olduğu iddia edilen bir konvoyda bir kişi otomobilden rastgele, balkonlarda insanlar var, etrafta apartmanlar var, sokakta insanlar var, silahını çıkarak ateş ediyor. Antalya'da asker uğurlama konvoyunda bir kişinin etrafı binalarla çevrili sokakta ilerleyen aracın camından sarkarak havaya tabancayla defalarca ateş etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Koronavirüs vakalarının 55-60 bin aralarında seyrettiği şu günlerde yasak olmasına karşın Antalya'daki asker eğlenceleri şuursuzca sürüyor. Antalya'yla devam edelim efendim. Şimdi Antalya'da operasyon yapıldı. Kime? Kolombiyalılara. Kolombiyalılar ta kendi ülkelerinden kalkmışlar. Güney Amerika'dan okyanusu geçmişler. Türkiye'ye gelmişler. Burada bir çete kurmuşlar. Mafyalaşmışlar. İnsanları dolandırıyorlar. Elde ettikleri yüklü miktarlardaki paraları da kendi ülkelerine gönderiyorlar. İşte o kişiler operasyonda yakalandı. Aç polis! Aç! Tamam burada. İsmin ne? Antalya polisi 5 farklı ildeki tapu müdürlüklerinden çıkan kişilerin araçlarından hırsızlık yaparak 2 milyon 500 bin lira çalan Kolombiyalı karı kocanın bulunduğu 3 kişilik hırsızlık çetesini 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra eş zamanlı operasyonla İstanbul'da yakaladı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan çete üyelerinin daha önce 2 milyon 696 bin dolarlık hırsızlık olayına karıştığı ve mağdurlardan çaldıkları tutarları bir not defterine kalem kalem işlediği ortaya çıktı.
Şüphelilerin Adana, Bursa, Samsun, Gaziantep ve İzmir illerinde aynı yolla yaklaşık 2 milyon 500 bin lira para çaldıkları, paraları ise yurt dışına aktardıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi efendim Mersin Emniyet Müdürlüğü bir damla iyilik projesi başlatmıştı. Bu proje hala devam ediyor. Bu projede eğitim alan kadınlar da istihdam ediliyor. Güzel ürünler ürettikleri için de bunlarla ailelerine, kendilerine ek gelir elde edebiliyorlar. Mersin'de şiddete uğramış ve ekonomik olarak zor günler geçiren bir grup kadın, İl Emniyet Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği projeyle meslek sahibi oluyor. Bir damla iyilik projesiyle dikiş kursuna başlayan ve elbiseden çantaya birçok üretime imza atan kadınlar, sadece meslek öğrenmekle kalmayıp işe de yerleştirilecekler. Böyle bir projeyi uyguladığımız için biz çok mutluyuz. Emniyet Müdürlüğü olarak biz özellikle kadınlarımıza destek vermek için bir Damla İyilik adı altında bir proje ürettik. Bu projemizde amacımız özellikle şiddete maruz kalmış ya da desteğe ihtiyacı olan, kendi ayakları üzerinde durma gayreti olan, niyeti olan kadınlarımıza öncelik verdik. İlk başladığımızda bizim bu projenin bu kadar kadınlarımızı hayata bağlayacağını biz bile düşünememiştik. Ancak kurs ilerledikçe kadınlarımızın içindeki o olumlu dönütleri aldıkça bizler de çok mutlu olduk. Sürekli bu kurs bittikten sonra devamını getireceğiz ve serbest bölgede özellikle atölyelerde iş bulmalarını, istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Kimi evli ve bir anne, kimi boşanmış, kimi bekar ama hepsinin ortak noktası şiddet görmüş olmaları. Şiddetin yanı sıra ekonomik güçlükte yaşayan bu kadınların yüzü Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği projeyle artık gülüyor. Ve ama buradaki biz sadece destekçiyiz İl Emniyet Müdürlüğü ve ortakçılarımızla. En büyük başarı kadınlarımızda. Bütün sıkıntılarını geride bırakarak evlerinde, hepsinin ayrı ayrı sıkıntıları var zaten. Belki bizim yaşadığımızdan çok fazlasını yaşıyorlar onlar. Hem maddi hem manevi olarak. Bütün sıkıntılarını evlerinde bırakarak hiç bıkmadan, usanmadan kurslarına devam ettiler büyük bir hırsla. Ben bu kurs için aylarca gidip geldim halk eğitim merkezine makine öğrenmek için. Şu an evet hiç yani dikişi bilmeyen bir insan artık kendi kıyafetlerini dikebiliyor. Yani bu yüzden teşekkür ediyorum herkese. Her şeyden önce de şöyle bu kurs iş garantili bir kurs olacak. Kadınlar korkmasınlar. Arkalarında gerçekten kendilerini güçlü hissetsinler. Şiddete, psikolojik şiddete, fiziksel şiddete boyun eğmesinler. Yalnız değiller. Herkes bu konuda şöyle düşünüyor aslında. Hani ekonomik özgürlüğü olmadığı için kocanın, annenin, babanın şiddetine maruz kalıyor. Böyle kursa gelerek bir meslek sahibi olarak aslında ekonomik özgürlüklerini de kazandıktan sonra hiçbir şeye boyun eğmeyecekler. Bir damla iyilik. Bugünü de burada sona erdiriyoruz. Ayrıntılar sosyal medya hesaplarımızda ve ekranlarınızda olacak. 23 Nisan'ımız güzel olsun, mutlu olsun, iyi olsun, kutlu olsun. Bizde kalın, hoşça kalın.